En basit anlatımıyla Türkiye'nin ciddi anlamda dövize ihtiyacı var. Gelmezse bir süre daha idare edebilir sonrasında ödemeler dengesizleşir. Yani ödemeler dengesi krizi gelişir. Peki döviz bir yolla gelir mi ülkeye? Bu sorunun cevabı her geçen gün olumsuzdan daha da olumsuza doğru gidiyor. İlişki durumu savaş olan ambargo altındaki Rusya'dan gelen paralar ile gün kurtarılmaya çalışılıyor. Nasıl olacak? Nasıl para bulunacak? Bir yabancı ülke fonu çıkıp Türkiye'yi çok sevse, ne olursa olsun yatırım yapacağım dese, o iş o kadar kolay olmuyor. Kredi notlarını, enflasyonu, makro göstergeleri falan geçse ne çıkacak karşısına sizce? Kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mali çalışma grubu 1989 yılında kuruldu. Çok ciddiye alınan bir kurum haline sokuldu. İşte bu kurum 2019 yılında Türkiye'yi uyardı. 2021 yılında kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda yeterince çaba göstermeyen ülkelerin bulunduğu gri listeye aldı. Bankacılık, altın ve değerli taş ticareti, emlak gibi yüksek riskli sektörlerin denetimi bunları kapsadı. Türkiye'yi yetersiz çabaları nedeniyle gri listede bıraktı. Açıklaması da bir hoştu. Türkiye'ye giren çıkan paranın kaynağı halen belli değilmiş. Güzel kardeşim bu ülkede ne paralar nerede dönüyor bizim haberimiz yok gidip de size mi açıklayacaklar? Zaten durum ortadaydı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye sunduğu 2022 yılı uluslararası narkotik mücadele stratejisi raporunda Türkiye'yi uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında transit ülke, kara para trafiğinin merkezi olarak nitelendirdi. Türkiye listelerden kara olanına kaymasa bari. Enteresan tarafı günden bile olmadı. Nitekim ülkeden kaçacak yabancı yatırımcı kalmadı. Burada esas sorun gelecek de olmaması. İyi güzel de ne fark edecek listenin beyazı, grisi. IMF araştırdı, yazdı, çizdi, raporladı. Listelerin grisine alındın mı, dış kaynak ve yabancı sermaye girişleri azalıyor bunun Türkiye için anlamı 20-25 milyar dolarlık kayıp oluyor. Kısaca gelmek isteseler bile Türkiye kara para aklama kategorisinde gri listede, 3-5 sent fazla kazanacağız diye kirletmek istemezler paranın rengini. Bu durumu fonun müşterilerine açıklayamazlar. Nitekim Avrupa Birliği Komisyonu bu kararı emsal göstererek Türkiye'yi kendi kara para listesine dahil edebilir. Sonrasında 3 kuruş mal satmak için çırpınıp dur. Oysa ülkenin ekonomisinin durumu öylesine kritik ki. Neyin parası olduğu fark etmez, yeter ki gelsin. Sadece parada değil, altın, gümüş, pırlanta, zümrüt, sedef, yakut. Ederi olan ne varsa. Yeşil yeşil dolarlar olur, renkli eurolar olur, kraliçe resimlisi, çekik gözlüsü. Bavul dolusu Rus'un rublesi kapalı çarşı yolcusu. Senet, çek dahil hepsi kabul edilir, takasa girilir. Karası, grisi hatta petrol mavisi de fark etmez. Kripto olursa tadından yenmez, Türkiye affetmez. Ülkenin kaynak eksikliği ve geri ödenmesi ya da çevrilmesi gereken milyarlarca dolar borcun oluşturduğu finansal baskı söz konusu. Ekonominin paraya duyduğu ihtiyaç nedeniyle yaşadığı zorluk ortada. Kimsenin dile getirmediği ise kasa boşalınca kurtuluşu neden gücün karanlık tarafında aradığımızda. Gri listedesiniz diyorlar, itiraz bile etmiyoruz. Zira bunun yanında yitirilen saygınlık, itibar ve güvenin maliyeti nasıl hesaplanır onu tam olarak bilemiyoruz.